musunuz? Devam edeceğiz. İnşallah. Her zaman bekliyoruz da işte Büyükşehir Belediyesi olarak biz özellikle kısa bir şekilde anlatmak istedim. 143 tane yerimiz var. 21 istimiz başkan 13 yılı aşkın süredir bir bölü 100 bin plan konusunda bir ızdırabımız var. Ne yaparsak böyle. Bunu hepimiz zaten hemfikiriz. Önce memleketin, sonra bu şehrin, sonra Silivri'nin, sonra da sizlerin çıkarları gözetilecektir. Endişeniz olmasın. Gerçekten hukuktan ve adaletten yana olduğumuzdan da hiçbir endişeniz olmasın. Ben zaten hem ilgili genel sekte yardımcımız da burada, daire başkanımız da burada, bunları duydular. Belediye başkanlığı da bir çalışma sürecini başlatmış, entegre olacaklar. Sizlerle beraber süreci analiz edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili de burada. Yani duymayan kalmadı. Herkes duydu söylediklerimizi. Yarın bu söylediklerimizin arkasında ikinci kademe, üçüncü kademe sohbetleri yaparız. Ben de aşama aşama süreci takip ederim. Küresel Kadınlar Platformu'yuz başkanım. 54-56 kadın şu anda bizimle. Bütün ilçelerden gelenler var. Ve Sayın Volkan Başkan bizi Aralık'tan, Kasım'dan beri burayı verdi. Ne güzel bir yer tesis etmiş. Evet. Çok çok teşekkür çok ediyoruz. Ceplerine para katılıyor arkadaşlar. 50 lira, harika. 100 lira, 10 lira. Tabii ne kadar olursa. Dışarı az çıkıyor bu ara ama inşallah şimdi zamanla daha da artar. Tabii. Bir de başkan bey. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Başkanım geldi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Saygılar. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hadi bakalım nasılsınız? Başarılar. İnşallah bir an önce iznimiz gelir değil mi? İnşallah. İnşallah. Bolca insana iş kazandırın. Rehberlik yapın. Çok istedi arkadaşlar bu yada açılsın diye. Çok teşekkür ederiz başkanım. Berker çok şey yaptı. Başkanım seni de rahatlatır ha bu tarz ofisleri valla. Bizde de var. Belediyemizde de var. Tabii var. Rahatlatır yani. Çünkü insanlara yükünüzü alır. İnsanlara bu yolu göstermek lazım. Öbür türlüsü yürümez. Yürümez. 10 kişi. Sonra bir onda. Yetmez ki bir onda. Biz burayla koordine olmaz. Evet. Seviniriz. İnşallah başkanım potansiyelimizle beraber yerimizi de büyüteceğiz. Daha İnşallah. Çok istiyoruz, hizmet büyürüz, büyürüz. Başarılar çok dilerim. Hadi bakalım. Ekibimiz Büyükçekmece'de başladı zaten. Evet, biliyorum. Yetki alınca da hemen ekibi burada başlatacak. Tamam, harika. Başkanım izniniz olursa bana onlarla bir tamam, hadi gel. Onur şöyle gel. Bakım onarım müdürümüz. Tamam. Kale arkası tribün yoktu başkanım. Buraya kale arkası tribün ekledik. Sadece yan taraftaki tribünler vardı. Üstünü kapatıyoruz. Kale arkası tribünle beraber. 2800 kişi. Burası 1700 kişi. Kale arkası toplamda 4500 kişilik oluyor. Atletizm pisti kötü durumdaydı. Aynı zamanda çim de çok kötüydü. Çimi yeniledik. FIFA onay belgesini aldık. Birinci lig müsabakalara dahil her türlü maça hazır. Beş kulvarlı atletizm pisti yapıyoruz burada. Tartan zemin olarak da. Aynı zamanda özelliği vatandaş kullanımı da açık olacak burada. Sabah sporları, işte gün içerisindeki aktivitelerde kullanılacak. Güzel, sitelere de iyi bir hareket olur. Tabii başkanım. Kale arkası tribünde yaptığımız çalışma neticesinde hem amatör spor kulüpleri olsun, hem ev sahibi kulübün kullanacağı şekliyle fitness salonu olsun, kulüp odaları, tüm fonksiyonlar düşünüldü toplantı salonu da dahil. Engelli yani şeyler var ya atıyorum üçüncülük, ikincilik standartları ona göre tribün altında nerede olacak, misafir takım, ev sahibi de o ayrışmaları planladınız mı? Proje çalışmasından önce Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle maç alabildiği standartları neyse o standartların hepsini yaptık. Yapıyorsunuz. Evet. Güzel. Üçüncü etap olarak adlandırdığımız alan. Biz şu anda aşağıda şantiyemizi kurduğumuz yer burası. Buraya pazartesi itibariyle müteahhitimiz girelim. Birinci etaba başlıyoruz. Birinci etaba başlıyoruz. Devlet Hastanesi'nin arkası üst şeydeki. Aşağı tarafta böyle bir düzenlememiz var. Otoparklarıyla kafesiyle. Buradaki düzenleme yaklaşık 47 bin metrekare tamamı. Yaklaşık 23 bin metrekare yeşil alan olacak.
Burada da görmüş olduğunuz gibi görselleri var birinci etaba ait. Evet. Buradan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü etabı da hızlıca da takip eden dönemlerde yapıp bitirmek istiyoruz. Şu an biz dördüncü etaptayız esasında. Biz üçteyiz. Şurası başkanım şey. Stadyum. Stadyum. Arkası, biz tam şuradayız. Çok kısa bir alandayız. Sonra evet. Dörde geçiyoruz. Sonradan dörde geçiyoruz. Evet. Evet. Dört etap. Dört etap. Evet. Yani toplamda... günün sonunda aslında temelinde hedefimiz tamamını bitirmek. Evet. Yani biz birinci etaba başlıyoruz ama hani diğerlerini de tamamlayarak burayı toparlamak zaman içerisinde onu bitireceğiz. Endişeniz i̇nşallah, olmasın. İnşallah. Burası Haziran'da hizmete hazır başkanım. Ondan sonra orada mevcut bir 250 araçlık otoparkımız var. O bizim yaptığımız. Orada bir helikopter pisti var. Devlet Hastanesi. Hastanenin yanı. Tabii. Hı. Ve E5'e hemen bitişik ve çok kıymetli güzel bir bölge. Yer. Evet. Önemli bir yer yani. İnsanlar, İşe yarayacak. Evet, çok. Evet. Ve şeyi hazır. Altyapısı hazır. Güzel. Yani çok böyle güzel. Yüksek maliyetleri içerecek. Bu şey buradaki üst geçidi ne yaptık? Bu konuda şey yaya üst geçidi tamamlandı var. Başkanım. Bitirdi, değil mi? Tamam. Faaliyeti açıldı. Sorun yok yani. Bir tek asansör kaldı. Asansör de açıldı. Şey asansör açıldı. Başka bir köprünün de asansörü Durum bitecek. Durum sitesinin asansörü evet. Yapılacak şimdi. O sitenin orasının asansörü başladı. Bir engelli kardeşimizin sizden talebi var. Evet, doğru mu? Evet. Evet. İyi. Onu yapıyoruz. İyi. Ona da başladık bitireceğiz. O zaman dediğim gibi hedef tamamı. Evet, tamam. Evet, çok da başkanım. Kıymetli bölge, bölge olacak. Başlayacağız. Yani böyle burada nüfus da çok fazla artıyor. Artıyor bir yandan. Evet. Tabii. Tabii biz yaşam vadilerini önemsiyoruz. Yani İstanbul'un her noktasında olsun istiyoruz. Milyonlarca metrekare olsun istiyoruz. İstanbul'da hele bu pandemiden sonra her aslında boşluk alan, ağaçla donatılmış yeşil alan İki şeye yarıyor, insanların daha sağlıklı, daha sıhhatli nefes almasına yarıyor. Bir başka konu, kuraklıktan koruyor şehir. Şu an çok kurağız, bakın aralıktayız, ceketle dışarıdayız, 15-16 derece. Yani Allah korusun memleketi, dünyayı, insanlığı. Onun için bizim kent içinde ne kadar yeşil alan üretirsek, o kadar iklim adına da güzel işler yapmış oluruz. Bugün Silivri'de Boğuluca Deresi'ndeyiz. Boğuluca Deresi'nden ta Tuzla Vadisi'ne kadar İstanbul'un her köşesinde bu sene özellikle yaşam vadileri konusunda çok hızlı adım atacağız. Sürece dair Silivri Belediye'mizle işbirliği içindeyiz. Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri hızlıca başlıyorlar şantiyesine. İnşallah Haziran ayı gibi de gelip burada yürüyüşümüzü yapacağız. Yan tarafında da stadımızı bitiriyoruz. Onun alttaki spor tesislerini de komple revize ediyoruz. Aslında Silivri'de sporla, sağlıkla, yaşamla, birazdan da kreşlerimize gideceğiz, eğitimle inşallah güzel işleri başarmaya devam edeceğiz. Konutlarımız, sosyal konutlarımız yapılıyor. İnşallah güzel meyvelerini versin 2021. Falezlerimizin de şeylerini yapacağız. Güzel. O bölümde evet oldukça dik falezler vardı. Evet. Şikayetler geliyordu. Evet. Çelik korumalarla onları da koruma altına alacağız. Başlıyor. Mart ayının sonunda bitmiş güzel. Olacak evet. Bütün imalatlar. Güzel. Korumalarımız bitmiş Her olacak. Ilçeye Her ilçeye eşit hizmet. Her ilçeye eşit hizmet. Hadi bakalım başkanım. Arkanıza dikkat edin. Bir fotoğraf alalım gel. Başkanlar da bekliyor. Şu tarafa yerleşin. Biraz daha çabuk. Başkanım buyurun. Geniş olsun. Gel başkanım. Tamam. Ooo delikanlı da gelmiş. Gel bakayım böyle. Önümüze gel koca adam. Gel. Bir dakika. Siz de gelin böyle. Tamam. Gel Doğan Bey. Yetişin. Doğan Bey sonra. Seni başa karşıya. Seni başa karşıya. Seni başa karşıya.
Tamam. Problem değil ya. Evet. Ayakları alma. Teşekkürler. Kardeşim olun. Sen de benim kardeşim olursun. Bir Selim Paşalı olarak sizlere yıllardan beri 25-30 seneden beri çektiğimiz bu çileyi son verdiğiniz için bileceğiz, her iki başkanımıza bileceğiz. Da tabii. Çok başkanım teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Memnun olduk geldiğiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Sağ olun. Evet. Sen anlatıyorsun. Başkanım, projemizin ilk etabında Edirne'den gelip Ankara'ya doğru giden vatandaşlarımız, bildiğiniz üzere şurada E5'imiz kesiliyor. İstanbul'dan gelirken buraya gidip şu şekilde E5'e girmek zorundaydık. Proje kapsamında şurada trafik oluşturan kavşağımızı düzenliyoruz hemzemin olarak. Ayrıca şurada gelen E5'ten gelen vatandaşların direkt TEM gişelere gitmesini sağlıyoruz. Alt geçitimiz var burada.